Survivor 2018 kadrosunda şampiyon olan Adem Kılıççı, Survivor adası ile ilgili bilinmeyen her şeyi anlattı. İşte Adem Kılıççı'dan 6 maddede ada hayatı. Ada koşulları epey zor görünüyor. Uyumak, hijyen, her şey problem galiba. Zor bir ortam. Aç kalıyorsunuz ama açlıktan da ölmüyorsunuz. Erzağın oluyor, Hindistan cevizi kırıyorsun. Sadece istediğin şeyleri yiyemiyorsun. Orada en değer verdiğim şey özgürlük oldu. Değerini çok iyi anlıyorsun. Düşünsenize, tepenizde sürekli biri var ve devamlı bir şeyler yasak diyor. Sema ile aşk yaşadığınız iddia ediliyordu. Sema benim kardeşim. O bir anne. İddialar kesinlikle asılsızdır. Bu iftirayı atan kişi hakkında hukuki yollara başvuracağım. Kız arkadaşınızla ilişkiniz devam ediyor mu? Özel ilişkilerim hakkında konuşmuyorum. Özel hayatımı yansıttığım zaman beni seven genç kız kitlem farklı tepkiler verebiliyor. Beraber olduğunuz kişiyi taciz edebiliyorlar. Kötü sözler söylenebiliyor. Yaşadım bunu. Adadayken özel ilgi hissettiğiniz birileri oluyor muydu? Hiç. Bir müddet sonra ben bende olmuyorum. Sadece karnını doyurmayı, dinlenmeyi, uyumayı, kazanmayı düşünüyorsun. Orada duygusal ihtiyaçların olmuyor. Peki cinsellik? Aklın midende ve şampiyonlukta. Üstelik perişansın. Cinsellik Survivor için biraz lüks. Aylarca yıkanmıyorsun, kokmuyor muydunuz? Deniz imdada yetişiyordu. Tuzlu su temizliyor. Zaten herkes aynı durumda olduğu için. Saçlara, sakallara çok kum giriyor. Ama beni en çok rahatsız eden şey, ödül kazanıp yemek yerken bıyığımın kopup ağzıma girmesiydi. Sizce Adem'in anlattıkları ne kadar samimi? Dediği gibi duygusal ve cinsel ihtiyaçlarını açlık bastırabilir mi? Ya da yarışmacılar aç mı? Sizler de düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayınız.